Evet, artık koyunlar buraya taşınacaklar. Tertemiz bir yer, kırkılacak. Ama kırkılmalarına biraz daha zaman var. Sabah kalkıyorlar. Önce burada bir yayılıyorlar. Sonra gidiyorlar. Daha yeşil otları olan, daha uzun otları olan yerlerde yayılıyorlar. Yani geziyorlar. Ondan sonra akşam geldiklerinde buraya alınıyorlar. Geceye kadar burada kalıyorlar. Sonra gece içeri alınıyorlar. İçeri alınmalarının nedeni de yanında insan olmalı. Ama şimdi komşum da barınağını bu tarafa taşıyor. Köpekleri de oraya bağlayacak ki hakikaten özellikle bir kangal var ki of of of, kimseyi yanaştırmaz o zaten. Tehlikeli de, hani biri bilmeden yanaşıverirse, köpek ısırırsa sıkıntı olur diye işte o tabelaları yaptık. İzmir Bayındır Alankıyı'dan günaydın. Günümüz güzel geçsin inşallah. Çok soğuk bir gün. Yani ben anlamıyorum bu işi. Dün bahardı. Hatta zeytinliğe bakmaya gideceğiz diye Bayındır'a ineceğiz. Burası sıcaksa orası daha sıcaktır dedim. Kısa kollu giydim ve hiç pişman olmadım. Ama bu sabah kalktık. Buz, ortalık buz. Yani içlik var. Buna rağmen hareket etmediği zaman insan üşüyor. Hatta biraz önce başımda tülbent vardı. Dedim çıkar bere bere, yani kulaklarım falan üşüdü. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün bu şeftaliyi aşılamaya çalışacağım. İnşallah beceririm. Çünkü aşılayacak kimseyi bulamadım. Hani dedim komşulardan bilen varsa. Madem yapan yok, kendim dedim bakayım. YouTube'dan baka baka. Hani bakmakla öğrenilse kediler kasap olurdu. Sözünü çok severim ama denemekte de fayda var. Yani baka baka öğreniyor ya çıraklarda. Belki hani ben de baktıklarımdan bir şey tuttururum. Onun için şimdi buna bir aşı yapacağım. Komşumun çok güzel bir şeftalisi var. Ondan aşı yapacağım. Gel annem gel. Cız cızım kardeşini kaybettiğimiz günlerde inanılmaz mahzunlaşmıştı. Yani işte pazar günü biz öğrendik. Bugün çarşamba. Bu sabah ilk defa böyle kendine gelmiş bir halde bir baktım kapıyı açtım. Gene cızırdamaya başladı. Cızırdamasından mutlu olur muyum diyordum. Oluyormuşum. Oluyormuşum çocuğumun cızırdamasından. Çünkü iki gündür hiç ne cızır diyor, ne yanaşıyor. Kuzum benim, hadi gez. Gel. Vallahi öyle bir şey oldu ki artık bunu ne zaman istese böyle almam gerekiyor. O duygudayım. İnmek ister misin? İnmek ister misin anne? Emek verdikçe insan bağlanıyor. O da bana emek veriyor, ben de ona emek veriyorum. Hele bu bana ne kadar emek verdi. Kendini buraya dahil etmek için. Alaca onun sayesinde dahil olmuştu. Hadi gidelim. Gidelim de bir aşılık bir kalem alalım. Hadi. Doğum var yine. Tam götürüyorlardı koyunları. 2-3 tanesi gebelerden yattı. Öyle olunca hatta birinin de suyu gelmiş. Götürmediler. Şimdi olduğu yerde duruyor sürü. Bakalım bugün kaç tane kuzumuz olacak. Thank you.
şöyle izlediğim kadarıyla gözün bir altından kesiyorlardı. Ondan sonra da bunu kalem haline getirmek gerekiyor. Yani odunsu bölgeyi tamamen temizleyip birbirine tutunmasını sağlamak gerekiyor. Körün attığı taş, değil mi? Belli mi olur? Şimdi kalemi bu açtığım yere yerleştiriyorum. Vallahi de yerleşti. Hadi bakalım. Bir tane daha yapayım. Vallahi umarım doğru yapıyorumdur. Bir tane daha. Üçlü yapacağım. Yakından göstereyim. Hani çok biliyormuş gibi olmasın ama. Toprakla dolduracaktım aslında. Aşı bandımızı bulamadım. Onu bulamayınca da streçle saracağım. Islak bir şey olursa da streç tutmaz. Böyle bir handikaptan dolayı toprak değil aşı macunu yaptım. Şimdi bir tane de armut aşılayacağım. Bizim çok güzel bir armut ağacımız var. Şurada da bir yabani armut çöğür var. Hazır dedim elime almışken bunları, bir de onu aşılayıvereyim. Ama benimkisi Nasrettin Hoca'nın hesabı, ya tutarsa. Hani öyle iddialı değilim bu konuda. Hayırlı uğurlu olsun. Var mı Doğan? Hani Hasan, halka yok. Halkayı takmadım ya, getirdim halkayı da. Aha. Orayı montajlamıştım önce. Peki bu ip mi, şey mi? Tel mi? Çelik halat. Evet, bu köpeğe kimse yaklaşmamalı. İyi. Yani artık buraya giren de, yani ısırırsa sen sorumlu olmazsın çünkü senin arazinde. Alışsın diye yürüyorum. Evet gençler, doğuran var mı? Hadi, hadi çabuk. Bu ikisi hatta galiba. İkisi, evet. İkisinin de memeler kıpkırmızı. Bugün, en geç yarın onlar. Allah nasıl da zarif zarif yatarmış. Ne düşünüyorsun uzakları? Uyuyor. Havaya da bakın. Oralara. Sanki oralara bir şeyler yağıyor gibi. Gerçekten kar havası gibi Yasemin. Evet, hava kara kış. Of, hele esince var ya, nasıl bir soğuk. Bak, dün yazdı, bugün kış, yarın yine yaz olacakmış. Yani tam hastalık havası. Bir öyle bir böyle. Evet, şu aşı işini bitirdikten sonra artık şu yayıntılardan biraz toparlamaya çalışayım. Evet, armut da bu.
bir armut, bir şeftali aşıladım. Hele bir de tutarsa var ya, of. Ne sevinirim. Aşıları bitirdim. Dedim ki yağmur gelecek herhalde. Şu yayıntıları toplayayım. Bir yandan da gerçekten gözümde onlar acayip büyüyen iş oldu. Neden bilmiyorum. Diyorum ya, onları Bahadır söktü ama işte ben de onu oraya taşımada yardım ederken çok yorulmuşum. Belki de ondan oldu. Yani canım böyle onları yapmak istemedi falan. Hani dedim gideyim bir arkadaşlarımı ziyaret edeyim. Ondan sonra dönüp geleyim. Belki o zaman açılmış olurum. Bir de hava çok soğuk bugün. Yani fena bir soğuk. Kış soğuğu tam. Bugün Mart'ın 20'si mi? Vallahi bugün günlerden Perşembe. Ya da Çarşamba. Neyse günleri boş vereyim. Ay bir bakayım telefondan. Vallahi merak ettim. Bugün 20 Mart Çarşambaymış. Telefondan baktım. Yani karar veremedim. Bugün Çarşamba mı Perşembe mi? Aa bak kalemlik arıyordum. İşte şeftali. Hay Allah. Yani şu kalınlık daha mı iyi olurdu acaba? Bir fikir verin bana. Ben şu kalınlıkta, yani şöyle serçe parmağımla karşılaştırayım. Ben şu kalınlıkta olanları kullandım. Acaba bu kalınlıkta olanları mı kullansaydım? Söksem mi tekrar? Ama tutarsa da tutar ya, değil mi? Yani bazen hep ben diyorum ya, gözünün içine baktığın olmuyor da öylesine uyduruktan yaptığın daha güzel oluyor. Bak demin tabelada da. Ay öteki havyayla, kalem havyayla önce yaktım. Ondan sonra üzerinden baktım. Yazılar o kadar canlı olmuyor. Boyayla geçtim falan. Ama diğerine hemen siyah boya artmıştı. Yüzeyi siyah boyayı verdim. Üstüne de sarı boyayla yazdım. O daha görkemli oldu. Her zaman özendiğin şey çok iyi olmuyor. Annem sen de mi? Aa, o kim? O kim? Aa, cız cız bu kim? Annem sen benim peşimden niye geldin? Bak şimdi yorulacaksın sen. Ha, senin annen nerede? Sen kimin kedisisin? Hay Allah. Hadi gel. Cız cız. Takılmasın o da bize, yoksa annesini bulamaz. Sen kendine arkadaş mı buldun yoksa? Gel. Hadi gel. Vallahi. Köpek gezdirir gibi kedi gezdiriyorum vallahi. İnanılmaz. Gel. Gel. Kaybolma sakın. Sen nasıl benim peşimden geldin ya? Ben seni hiç görmedim. Ben yürürken bahçede duruyordu bu. Gel annem gel. Ay o kediyi de merak ediyor. İlk defa görüyorum ben o kediyi. Ay konuşuyorlar resmen. Oo, dağlar nasıl sisli. Bulutlar inmiş. Buralarda da aynı şekilde. Çok soğuk soğuk. Baktım sadece yelekle. Üşüyorum. Onun için hemen gittim. Bunu hatta çektim böyle. Cız cız gel. Koş 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 koş. Ha!
Ay Erik ne kadar güzel çiçek açmış böyle. Daha cevizler uyanmadı. Bizimkilere dedim, nasıl canınız sıkılıyor mu? Şimdi şehirden geldiler, hava soğuk, daha toprak işlenmiyor. Dediler vallahi sıkılacak zaman bulamıyoruz. Kestirmelerden gidip gelmeyi öğrendik artık böyle. Köyde yaşayınca insan, daha doğrusu nerede yaşıyorsa, ilk gittiğinde yönünü tayin edemiyor. Hani herhangi tanıdık bir nesne gördüğünde ona göre yönünü belirleyebiliyorsun. O zaman iş kolay oluyor. Tabii bir de aralara girerken böyle bilmediğin bir bahçeye de giremezsin. Çünkü hayvanı mı var orada? Hani belki saldığı bir hayvan vardır, o saldırabilir. Ya da bir tarafı açıktır, girersin. Ama öteki tarafta belki de telle kapatılmıştır. Gibi gibi gibi. Yani sonuçta bilerek girilmeli. İlk başlarda ben bu yollardan, böyle orman yolundan falan yürüdüğümde bana şey yazanlar olurdu işte. Korkmuyor musun? Issız falan. Artık sürekli izleyenler de biliyorlar. Korkutucu hiçbir şey yok. Çünkü evlerin evet mesafeleri var birbirine ama ortalıkta görünmese de insanlar var. Ben şimdi bir hu diyeyim, bana mutlaka bu hu sesime hu gelir. Bakayım koyunlardan doğuran var mı? Ana! Hay maşallah! Kızımız oldu. Annem! Oh, sağlıklı hadi büyüsün. Amin inşallah. Yaban gülü ha? Yaban gülü. Her tarafın yaban gülü olsun, kaç yazar. Hiç. Ne kadar oldu doğalı şimdi bu? Kız daha yeni doğdu bu. Ay. Bunun rengi çok güzel oldu. Çok beğendim. Bugünkü koşuvamız da tamam. Bu kez kırmızı yaptım. Çatısı plastik. Altı ahşap. Şöyle desenler oluşturdum. Yağlı boyayla plastiği boyadım. Ondan sonra da tabii kusurları da var. Bak çiviyi burada eğmek zorunda kaldım. Girmedi. Baktım içeriden ucu çıkacak. Onun için buradan eğdim. Ama korunaklı bir kuş yuvası. Bakayım nereye yapacağız. Bu kez bir dalın üzerine bunu çakalım istiyorum. Şöyle şurasından çakalım. Bu toplanmış hali buranın. Şunu kaldıramıyorum. Parçalayamıyorum da valla. Dedim aldım keserimle elime. Dedim Bahadır yapıyor çıt 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 çıt. Ben de yapabilirim diye düşündüm. Ama öyle olmuyormuş. Bir de bunların altında bir sürü böyle borular morular falan filan var. Hani hangisi sağlam hangisi diye bilmiyorum. Ay şu boruları görünce bak, kaç yıl önceydi. Bahçemiz yoktu, daha zeytinlik de yoktu. Balkonda bir şeyler yetiştirmeye çalışmıştık. Bunlara da çilekler ekmiştik. Verimli oldu mu? Yani oldu. En azından şöyle, hani hevesini almış oluyorsun. Her sabah böyle ay acaba hangisi çiçek açtı diye çıkıp bakıyorsun. Bu boruları önce böyle punchla deldik. Sonra içine en alta volkanik taş deniyor böyle. O taşlardan minik minik çakıldan biraz daha büyük onları koyduk. Onun üzerine toprak koyduk. En üstüne de böyle damlama hortumu çekmiştik. Evet, o damlama hortumunun da borunun başında böyle bir huni koymuştuk. Aslında videosu da var. O huniden suyu döktüm mü hop hepsi birden sulanıyordu damlama hortumuyla. Bir de çok güneş alan bir balkondu bizim balkonumuz. Gene fena olmadı, oldu. Yani böyle girip çilek kopardık, bahçemizden çilek aldık falan diyebiliyorduk. Tabii toprak gibi olmuyor, yerdeki gibi olmuyor. Yerde bambaşka, yani toprakta bambaşka oluyor bu işler.
Evet, şimdi bu kadar toparladım. Yağmur yağacak diye hızla hareket ettim. Ama güneş açtı. Aman aman açsın. Çünkü kar soğuğu gibi bir soğuk var. Oo, bak bak. Aa, tepelere baksanıza. Ay, işte zoom'u falan olsa kameranın da göstersem. Tepeler olduğu gibi böyle bir yağış iniyor. Karanlık. Bir şeyler serpiştiriyor orada. Ay, hangi yana baksam aynı şey var. Hani daha önce ben hep şey yapıyordum böyle, aa bu tarafta yok bir şey falan dediğim zamanlar oldu. Yo, bu tarafa bakıyorum, bu taraf da öyle. Yani dört bir yanımız, evet, kapalı. Ya bak şimdi bizim cızırtıya ya. Gelmedi. O sarı kedinin peşine mi gitti? Ya benim bunlarla başım dertte. Hani kediye de tasma takılmaz ki. Tasmasından tut gezer. Şimdi ne taraftan gitsem de arasam onu. Sen ne arıyorsun orada? Bak bak bak, oğluş ağıla girmiş. Yeni doğan kuzu var. Bak oğluş. Bak oğluş. Ay. Kuzuya zarar vermemiştir inşallah. Of. Çok soğuk ya. Ay, bere olduğu halde vallahi kulaklarım üşüyor. Pıs 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 pıs. Pıs 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 pıs. Ay, bir kayıp daha kaldıramam vallahi. Cız cız, sakın ha. Sakın ha. Cız cız. Cız cız. Şimdi geldiğimiz yoldan döneyim bakayım, o bahçenin içinden mi geçip geldi? Çünkü o beni takip ettiğine göre dönüşü de aynı yoldan yapmış olabilir. Kulübe bitmiş bile. Bir gittim geldim, kulübe bitmiş. Kediyi aradım, yok. Arkamdan gelmişti. Sonra korktu köpeklerden. Ondan sonra durdu orada, bir tane sarı bir kedi denk geldi. Hadi bakalım. Yani kısırlaştırılmamış olsa hadi anlarım. Duman. Sana yurt yuva yapılıyor. Şimdi sizlerden gelen önerilerle kullanacağım bir malzeme var. Saçı kıbrıs. Bilimsel adıyla demir sülfür. Özellikle ortancaların gelişiminde yararlı olduğunu söylediniz. Ben de okudum baktım. Evet, ortancalarda özellikle zaten hani dibine çivi gömün, işte tenekeye dikin falan denir ya. Demiri çok tüketen ve seven bir bitki. Onun için şimdi bunu uygulayacağım. Bir litreye bir çay kaşığı deniyor. Şimdi ben 5 litre yapacağım için bunun içine 5 çay kaşığı koyacağım. Sulandırıp çalkalayıp her birinin dibine böyle bir 5 litre dökeceğim. İnşallah fazla değildir. Hadi bakalım, şifam olsun. Birinci ortanca. İşte böyle hepsine vereceğim. Bütün ortancalara verdim saçı kıbrıstan. Yalnız suyun değdiği şu elimi var ya, şu anda kesip atasım var. Nasıl iğneleniyor, nasıl iğneleniyor? İnanılmaz bir soğuk. Kar soğuğu. Gerçekten
Of, elim çok fena. Fena üşüdü. Hadi şunu da, hadi bunu da derken. Yani hava çok soğuk. Yağış yok. Bir iki böyle pıtırdadı ama yağış mağış olmadı. Zaten aha bir şeyler uçuştu. Kar mı? Diyorlar zaten birkaç gündür hani kar yağabilir, kar yağabilir ama dünkü havada karın yağması mümkün değil diyordum ben. Çünkü bahar havasıydı baksanıza. Hadi kızılcıklar erken açıyor ama kirazlar, erikler, şeftaliler çiçek açtı. Yani böğürtlenler bakın patlamaya durdu. Ben gülleci bulamacı attım. Hani dona karşı da koruyor bitkileri. Hem de daha geç çiçek açmasını sağlıyor. Ama şeftali çiçeğe durdu burada. Evet. Çok üşüdüm. Of. Ama yukarının pencereleri açık tabii ya. Cız cız. Bak geldi. Kızım diyeceğim gene. Neredesin sen anneciğim? Ben seni nerelerde aradım? Cız cız. Mau. Bak şimdi. Gel buraya. Gel annem gel. Gel bakayım. Sen nerelerdeydin? Ha? Gel. Ha koltuğuna gideceksin. Tamam olur. Tamam hadi. Hadi sevilme koltuğun. Gel. Gel. Yok başka bir derdi var. Ne oldu? Acıktın mı? Maman var. Hadi gir de ye. Çok soğuk hava. Sen buralarda durma. Of, yürüm yürüm bu ağzını burnunu. Hadi gir de ye. Kapatıyorum kapını da. Heh. Oh be. Ay diyordum ki biraz durayım içeride. İçimi bir ısıtayım kakırdadım. Bir daha gideyim. Aynı yolları ama. Yani çok saçma aynı yolları gitmekte. Çünkü... Kedi bu diyorum ya ağaca çıkmış olur bir köşeye sinmiş olur bir kova girmiş olur yani o senin sesine gelmedikten sonra mümkün değil bulma anam. Annem gel tamam gel hadi kuzumsun sen gitme bir yerlere. Geldi teyzesi, geldi. Geldi bizim haylaz. Senin ne işin var oralarda? Sen niye benim peşime düşüp geliyorsun? Ha? Sen niye benim peşime düşüp de geliyorsun bakayım? İçeri girmiştim. Çok soğuk. Ama şimdi Yasemin bir baktım video atmış. Beklenen ikinci misafir. Evet gelmiş. Benim oğluşum da geldi. Benim kızım da burada. Dur gideyim onu göreyim. Sonra kızıma açayım artık. Çok soğuk çok. Vallahi en soğuk gün. Yani bu kışın en soğuk günü bugün. Senin pabucun da mı atıldı? Hey be koçum. Hoş geldin koçum. Sen gel buraya gel. Gel buraya gel yürü. Bu akşamın güzelliği oldu. Evet. Öğleden sonra iki kuzumuz oldu. Biri kız, biri erkek. Kızımız Yaban Gülü, oğlumuz Barış. Ömürlü olsunlar. Kızımı da salayım. Kızım güzelce gezsin. Değil mi annem? Koş bal kız. Hadi kızım. Herkese iyi akşamlar. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.